Kodizel kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Solid prensiplerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü prensibimiz olan Risk of Substitution Principle'dan bahsedeceğim. Türkçesi Liskov'un yerine geçme prensibi diye adlandırabiliriz. Barbara Liskov adında bir hanımefendi tarafından yapılmış ve hayata geçirilmiş bir prensip. Bir yazılım dünyası tarafından da benimsenmiştir. Open Closed prensibinin biraz geliştirilmiş ve bir benzer versiyonu diyebiliriz buna. Bir önceki videomuzda Open Closed ile ilgili genel olarak bilgi vermiştik ve anlatmaya çalışmıştım. Bu genel olarak şöyle tabir edebilirim. Ben internetteki tanımları hiç burada açıklamayacağım. Direkt olaya gireceğim aslında. Ne yapılır, nasıl yapılır bununla ilgili. Çünkü çok fazla kafa karıştırıcı oluyor ve anlaması inanılmaz derece, basit bir olayın anlaşılması inanılmaz derece zorlaştırılmış haline dönüşüyor. Kısaca şöyle diyebilirim ama bu da çok açık ve net olmuyor. Bir sınıf türetildiği sınıfları miras alan diğer nesnelerle sorunsuz olarak yer değiştirmeli diye bir şey, bir kelime cümle kurmakta mantıklı. İnternette zaten araştırdığınız zaman bununla alakalı sonsuz video ve kaynak bulacaksınız. Göreceksiniz ki benim dediğim gibi çok fazla kafa karıştırıcı oluyor. Ben direkt olaya girmek istiyorum ve gerçek hayattan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bir tane proje hazırladım çok hızlı ilerleyebilmek için. Problemler ve solutionlar yani çözümlerle alakalı değineceğiz ve bununla alakalı çözümler üreteceğiz. Öncelikle ben problemlerden bahsedeceğim. Bir iki tane problem oluşturdum ve iki tane çözüm oluşturdum. Command adında bir tane problemimiz var. Bu problemi ben tanımlayalım. Problem değil aslında. Bu bir yaklaşım ve gayet güzel çalışıyor. Ama daha iyileştirmek adına solid prensipler neydi? Yazılımımızı çok daha iyi yerlere taşıyıp daha hızlı maintenance yani bakım yapabilecek ve geliştirilebilir olmasını sağlamak için kullanılan prensipler. Şöyle bir şey oluşturduk. Command adında bir tane nesnemiz var ve biraz büyütelim şunu. Command adında bir tane nesnemiz var ve bu nesne yani sınıf abstract olarak türetilmiş. Abstract olarak üretilmiş ve iki tane abstract metodu var bunun içerisinde. Yani execute ve bulk copy adında iki tane abstract'ımız var. Bu tamamen temsili bunlar. Böyle bir şey olacağından değil ama tamamen temsili yapılmış. Buradaki amaç işte verilen SQL'i çalıştırmak. Buradaki bulk copy'de verilen SQL'i karşı tarafa işte şuradakine taşımak gibi bir şey yapılmış. Bir senaryo oluşturulmuş. Ve yine aynı şekilde MySQL ve SQL Command adında iki tane sınıfımız var. Bu sınıflardan SQL Command'ı inceleyelim. SQL Command'de Command'den miras alarak Abstract sınıfından miras alarak Abstract metotları override etmiş. İşte execute'umuzu çalıştırmış. Console'da execute diyor. Bulk copy'de yine aynı şekilde bulk copy started diyor. Yine aynı şekilde aynı mantıkla MySQL'de de yine aynı mantık var. Command'den miras almışlar. Şunu da public yapalım. Command'den miras almışlar ve aynı şekilde ne yapıyor? İkisini ne yapıyor? Yalnız şurada bir sorunumuz var. MySQL command'imiz bizim bulk copy desteklemiyor. Yani bu tamamen temsili tabi destekliyor MySQL ama desteklemediğini varsayıyorum. Desteklemeyen bir SQL sistemi ya da bir database sistemimiz olduğunu varsayıyorum. MySQL'in desteklemediğini varsayarak bulk copy metoduna ben not implemented exception fırlatıyorum. Yani bu metot kullanılamaz, implemente edilemez gibi bir şey ibare yerleştiriyoruz. Buraya kadar herhangi bir sorunumuz yok. Hiçbir şekilde sorunumuz yok. Tek başımızdayız ve yazılımımızı geliştiriyoruz. Commentlerin içerisinde neyi kullanıp neyi kullanmayacağımızı biliyoruz. Şimdi buradaki comment problemini bir de şurada inceleyelim. Şimdi problemimizi şöyle çalıştırıyoruz. Problemimiz var, altta da solution var, onu göstereceğim şimdi. Konsollara takılmıyoruz. Hemen bir tane SQL command oluşturuyorum ve SQL command içerisinde execute'u çalıştırıyorum. Execute'a bir tane SQL tablosu veriyorum. İşte burada bir tane SQL kodu, burada bir tane SQL veriyorum ve bulk copy çalışıyor. Sorunum yok burada. Hatta şöyle yapalım. Şunları da bir, burada da diğer örnekler var sevgili arkadaşlar. Onları da göstermeyeceğim. Şöyle parça parça çalıştıralım. Daha iyi olacak. Evet. Buraya kadar her şey tamam. Hatta şunu da kapatalım. Hemen projemi çalıştırıyorum.
hızlı bir şekilde çalıştırdım. Şuradan hemen getirelim. Evet, SQL Executed, SQL Bulk Copy Start diye iki tane çalıştı ve sorunsuz bir şekilde benim kodum aktif bir şekilde çalıştı. Şimdi bir de buraya bakalım. Burada da aynı şekilde MySQL'i türedim. MySQL command'ı türettirdim. MySQL command adında bir şey. Instance oluşturdum. İsmini verdim. Ve execute metodunu çalıştırdım. Execute metoduna kadar herhangi bir sorun yok. Zaten try catch'ları anlarsınız. Dikkat edersek burada da MySQL executed zaten güzel bir şekilde çalıştı. Sorunumuz şurada sevgili arkadaşlar. Bizim MySQL command'imizin bulk copy'si yok. Şuraya boş bir şey verelim. Buraya da boş bir şey verelim. Çok önemli değil. Çalıştırdım projemi ve şu anda bana hata verdi. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hemen MySQL bulk copy not implemented yet. Ben bunu şöyle açtım. Yani size daha düzgün gösterebilmek için o şekilde açtım. Try catch hemen açıyorum. Şunu siliyorum. Evet, try catch'te bunu zaten göreceğiz. MySQL command'imizin bulk copy'sini burada çalıştırıyorum. Gelen hata mesajını da ekrana yazdıracağım şimdi. Yes. Evet, çalıştırdım. MySQL bulk copy not implemented yet. Buraya kadar sorun yok. Ben zaten bunu biliyorum ya şey olmadığını. Not implemented yet olduğunu. O yüzden bunu hiç çalıştırmıyorum. Bireysel olarak geliştiriyorum bunu. Herhangi bir şekilde çalıştırmıyorum. Lakin ben insan olayım, unutabilirim. Bunun bulk copy'sinin ya da binlerce nesnem olmaya başlar artık. Yüzlerce ya da onlarca SQL command nesneleri oluşturmaya başlarım. Ve unuturum bulk copy hangisinin vardı yoktu bilemem. Ya da aylar sonra gelip bakarım yine unuturum vesaire gibi. Lakin konu o değil. Konu şu. Birden fazla developer çalışan ya da sistem mühendisinin ya da yazılım mühendisinin çalıştığı bir şirkettesiniz. Şimdi sizin yazdığınız MySQL command'in bulk copy destekleyip desteklemediğini bu adam bilmez. Ya da third party bir yerlere kodunuzu açtınız. Onlar da bir şeyler geliştiriyor. Sizin sisteminizi bu adamlar bilmiyor. Doğal olarak sürekli exception'a düşecekler. Buradaki sorunu giderebilmek için bir prensipten yararlanıyoruz. Şu anki prensipten. Lisko Substitution prensibinden sevgili arkadaşlar. Hemen Solution'ımız altta ama önce ben kodları göstermek istiyorum. Kodları göstermek için Solution Explorer'ıma geliyorum. Hemen Solution sekmesinden Command'e giriyorum. Şimdi burada da şöyle bir yaklaşım sunduk. Biz bir tane interface oluşturuyoruz ve bu interface'i iCommand diyoruz. iCommand interface'imiz sadece ve sadece execute çalıştırıyor. Yani base command gibi bir şey. Şu yukarıdaki namespace'leri temizleyelim. Fazlalıklar kalsın. I command'im sadece execute çalıştırıyor. Ve ben hemen MySQL'e gidip I command'i implement ediyorum. Çünkü niye? Sadece neyi çalıştırıyor? Execute çalıştırıyor ve hiçbir şekilde başka bir şey implement etmiyor. Doğal olarak bunu kullanacak adam I command haricinde bir şey ekleyememiş olacak buraya. Yine Lisko'ya gelmedik. Şu anda Lisko'nun altyapısını oluşturuyoruz. Olayın aslında sonunda solution'larda anlatacağız onu. Yani neden öyle yapıldı? Daha doğrusu Lisko nerede Lisko oluyor ona bakacağız. Bir de SQL command'e bakalım. SQL command sevgili arkadaşlar, hatta şunu bile vermeye gerek yok. Şunu da silelim. SQL command'de dikkat ederseniz bulk copy ve execute'u çalıştırıyor. Bulk copy'de bulk copy able, yani yapabilme, şuradaki able vardı ya, yapabilme ekini bulk copy able diye bir kelime uydurdum ben. Şu anda bulk copy yapabilecek bir command nesnem var ve SQL command LSP'yi ne yapıyor? LSP'ye inherit oluyor, miras oluyor, implement oluyor, miras da olmuyor aslında. Peki iBulkCopyable'da ne var? Tabii ki iCommand'i implement ediyor. Çünkü bu bir base command. Base command'i implement edip onun özelliklerini alıyor ve üstüne bir şey ekliyor. Ne yapıyor? Extend ediyor. Extend ederek ne yapıyoruz? Bulk copy'yi de entegre ediyoruz. Şimdi geldik Liskov'un Liskov olduğu yere. Yani kullanırken aslında bunu net anlayacağız. Hemen geliyoruz. Şuradaki problem'ı bir kapatıyoruz. Hemen tabii ki solution'ımızı açıyoruz. Çok. Evet. Burada dikkat ederseniz kodun da kısaldığını göreceksiniz. Yukarıdaki kod bloğuna bakın.
Aşağıdaki kod bile ona bakın. Çok daha kısa oldu. Evet. Buradaki olay da şu sevgili arkadaşlar. Biraz daha büyütelim. SQL Command LSP'yi bulk copyable'a verdim. Ve MySQL Command LSP'yi de ne yaptım? iCommand'e verdim. Şimdi şöyle bir durum var. LSP yine LSP değil burada. Şöyle bir durum var. Dedik ya, bakın şimdi üst sınıflar alt sınıfların yerine geçebilmeli. Yine aynı şekilde alt sınıflar da üst sınıfların yerine geçebilmeli. Burada yerine geçmekten kastı LSP zaten SQL Command LSP zaten iBulk Copyable'dan miras aldığı için yani implement edildiği için zaten bunların çalışması gayet normal. Ve aynı şekilde MySQL Command LSP de iCommand'den miras aldığı için yine aynı şekilde çalışmasında herhangi bir sorun yok. Ve davranışlarının da değişmiyor olması gerekiyor. Buradaki ana maksat o. Davranışların değişiyor mu? Burada kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde değişmiyor. Bunda değişiyor mu? Kesinlikle hiçbir şekilde değişmiyor. Peki ben bunu iCommand'e alırsam davranışım değişiyor mu? Evet değişiyor ama bunun değişmesi çok gayet normal. Interface segregation'dan dolayı o da bir sonraki videoda gelecek. Şunu kapatırsam davranışım değişiyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle değişmiyor. Çünkü SQL bir command nesnesi ve hiçbir şekilde ne yapmıyor? Davranışım değişmiyor sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda iBulk Copyable'la interface ile birlikte Open Close'da ne yapmış oluyoruz? Desteklemiş oluyoruz. Yani şu iCommand interface'lerle birlikte iCommand ve iBulk Copyable'la birlikte Open Close'da ne yapmış oluyoruz? Genişlemesine imkan sağlıyoruz. Yani gelişime açık olduğunu belirtiyoruz. Ve burada da Risk of Substitution'la beraber davranışları değişmeden bir nesne diğer bir nesnenin yerine ne yapabiliyor? Geçebiliyor. iCommand. Buradaki kasıt şu. Bakın burada yapabilme özelliği eklediğimiz için buradaki yapının değişmesi gayet normal. Gayet normal. Çünkü SQL Command'in yapabilecek bir özelliği yok. Yani MySQL Command'in yapabilitesi yok. O yüzden bunun çalışmaması şurasının gayet normal. Yani Liskov'la bir alakası yok bu arkadaşımızın. Ama şu tam Liskov'luk bir durum. Bakın MySQL Command de command oluyor. SQL Command de command oluyor. Burada işte Liskov. Bak bunun birbirlerinin yerine geçebildiler bu arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmadı. Aynı nesneyi kullanarak bunu devam ettirebildik. Çalıştıralım. Çalıştırdığım zaman da canavar gibi SQL executed, SQL bulk copy started, MySQL executed diye benim comment nesnelerim ne yaptı? Çalıştı. Şimdi bu basit bir örnek. Biraz daha advanced bir örnekle gideceğiz. Daha doğrusu daha realitede uygulanabilir bir örnekle gideceğiz. Bu örneğimize hemen bakalım. Önce problemimizi inceleyelim. Birinci problem. Ben bir plugin sistemi geliştirmek istiyorum. Plugin based bir yapı geliştiriyorum. Plugin based yapıda bir widget'larım olacak, bir pluginlerim olacak ve neyim olacak sevgili arkadaşlar? Tabii ki payment, ödeme sistemlerim olacak ve payment'ları da ben plugin olarak ne yapacağım? Ekleyeceğim sistemimize. Şimdi ben buradaki sistemde yine bir base plugin oluşturdum. Base plugin içerisine install, uninstall kesinlikle olmalı. Install edeceğim ve uninstall edeceğim bunu. Sonra payment process diye ödeme sisteminde var ya payment process'i de bunun için attım. Widget zone dediğim şey de bu plugin'in yani bu widget'ın nerede hangi zonda görüneceği, hangi alanda görünmesi gerekiyorsa bunların hepsini de buraya yazacağım. Ana mantığım bu. Sonra gittim iki tane plugin oluşturdum. Bir tanesi banner plugin. Bu arkadaşım payment özelliğine sahip olmadığı için payment prosesini ne yaptım? Not implemented exception fırlatarak not implemented yet yaptım. Aynı şekilde install ve uninstall'u console write-line'larla ekrana yazdırdım ve widget zone'larımı bir tane liste döndürdüm. Bu neymiş? Main page ve category page'de görünecekmiş bu. Mesela diye bir liste oluşturdum. Şöyle bir yine şöyle üstünden geçelim. Evet. Geldim. Hyperbank diye bir şeyim var. Plugin'im var. Hyperbank'ın şeyini oluşturacağım. Payment prosesini oluşturacağım. Bunda yine install ve uninstall var ama bunun widget zone'ları yok. Çünkü bu widget değil. Herhangi bir yerde görünmeyecek. Sadece ödeme anında çalışacak bir sistem bu. Okey. Bunları da ekledim. Şimdi ben bunları kullanacağım. Kullanmak için de şuradaki tabii ki buradaki
Problem 2'ye geldim. Banner plugin'imi açıyorum. Banner plugin'im neydi sevgili arkadaşlar? Benim install'ına ve uninstall'ına ihtiyacım olan şeyler. Hemen bunu bir çalıştırmak istiyorum. Sonra detaylarını görmek istiyorum. Şöyle şurada dursun. Evet, dikkat edersek banner plugin installed, main page ve category page'i çalıştırdı. Payment process not implemented yet. Banner plugin installed dedi. Şimdi payment process not implemented yet. Bunu yine tekrarlıyorum. Bilmeyen bir adam bu prosesle çalıştırma ihtimali çok yüksek. Çalıştırma ihtimali yüksek olduğu için ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Tabii ki bize problem çıkartabiliyor. Evet, bu birinci örneğimdi. İkinci örneğime bakıyorum. Şunu da kapatalım. Hyperbank'ı çalıştıracağım. Hyperbank'ta da ne var sevgili arkadaşlar? Widget zone'larım yok. Widget zone'larım olmadığı için ne yapacak? Bana yine hata verecek. Bakın. Widget zones not implemented yet. Payment process running. Uninstalled. Install etti. En sonunda uninstall etti. Ama payment process çalışıyor. Fakat widget zone'ları olmadığı için not implemented yet fırlattı. Bana ekstra bir külfet sağladı. Şuradaki ekstra kodu yazmamı sağladı bu arkadaş. Şimdi geldik. Problemin çözümüne. Problemi çözdü aslında. Çok basit. Yine interfacelerden yararlanarak modüler bir yapı sağlayacağız. Interfacelerden yararlanıp modüler bir yapı sağlayacağız. Ne arkadaşlar, bütün sistemlerde olay budur. Yani Java'da da budur. İşte C++'da da budur. C# da bu sevgili arkadaşlar. İnterfeysler bizim hayatımızın en önemli noktalarından birisi. Ve dikkat ederseniz solid programlamada genelde, yani bir tanesi hariç, single responsibility hariç, diğer geri kalan bütün her şey, bütün prensipler, o S hariç bütün prensipler neye dayanıyor sevgili arkadaşlar? İnterfeyslere dayanıyor. İnterfeysler üzerinden bütün her şeyi çözüyoruz. Bu plugin problemine çözümümüz neymiş? Plugin problemine çözümümüze bakıyorum. Buradaki problemi biraz daha açarak, genişleterek yaptım. Öncelikle bir iPlugin oluşturdum. iPlugin içerisinde install ve uninstall var. Gayet güzel. Install ve uninstall özelliklerine sahip iki tane metodum var. Yani ben aslında bir plugin oluşturabilirim artık. Sadece iPlugin'i vererek arka tarafta çalışan ne payment özelliğine sahip ne de işte widget özelliğine sahip herhangi bir şekilde işlem yapmayan, arka tarafta işlem yapan bir plugin ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Sistem ayarlarını değiştirebilirim bununla alakalı. Evet. Bundan sonraki yapımda iPayment plugin oluşturuyorum. Yine iPlugin'den miras alıyor. Install ve uninstall da buna implement ettikten sonra payment process metodunu ne yapıyorum? Bunun içerisine yazıyorum. Yine aynı şekilde iWidget plugin'de iPlugin'den miras alarak ne yapıyor? Widget zone'u ekliyor. Bu kadar basit. 3 tane neyim var? Benim interface'im var. Şimdi Banner plugin'e bakalım. Banner plugin iWidget plugin'den miras alıyor. Ve dikkat ederseniz install uninstall'ı var ve widget zone'ları var. Başka hiçbir şey yok. Hyperbank'a bakıyorum. Hyperbank da yine iPayment plugin'den miras alıyor. Install'ı var, uninstall'ı var ve payment prosesi var. Bakın ekstra hiçbir şey yok. Çok basit. Hızlı bir şekilde. List of substitution aslında çok basitken internette bir Allah'ım bir anlatıyorlar. Anlaşılabilecek bir şey çok daha zor hale geliyor. Olay çok basit abi. Olay çok basit. İnterfeysle kırıyoruz olayı. Kılıyoruz. Yani yapabilme özelliği. Yapabilme özelliği ne yapıyoruz? Ekliyoruz sevgili arkadaşlar. Programa geldim. Şimdi solution'larıma bakıyorum. Birinci solution'ım sevgili arkadaşlar. Tabii ki banner plugin'le alakalı. Dikkat edin, kod yine kısalmış. Bakın bu kod ne kadar uzun. Hop, buradan buraya. Bu kod da buradan buraya kadar. Çok kısaldı. Çünkü ekstra kodları kaybettim. Yani yok ettim. Banner plugin LSP hem iPlugin sevgili arkadaşlar, hem iPlugin hem de aynı zamanda iWidget plugin. Yani ikisinin de yerine geçebiliyor. Yani üst seviyedekilerin yerine geçebiliyor. Yine üst seviyedekiler de alt seviyelerin yerine geçebiliyor. Aynı şekilde payment plugin'e de baktığımız zaman yine aynı şekilde payment plugin'de sevgili arkadaşlar iPlugin'den ve yine iPayment plugin'den miras aldığı için çalışabiliyor. Bakalım. Şimdi diyeceksiniz ki burada peki widget zone yok mu? Bakalım. iPayment plugin LSP'ye bakıyorum. Tabii ki widget zone burada yok. Çünkü iPayment plugin interfeysinden ne yapıyor? Miras alabiliyor. Şimdi bakın. Burada
burada şöyle bir olay var. Bunlar çalışacak. Çalışacak mı? Bir bakalım hemen. Kontrol F5 yapalım. Sol işin ikimiz. Gayet güzel install etti. Widget zone'ları yazdı ve uninstall etti. Yine aynı şekilde install etti. Payment prosesi çalıştırdı ve uninstall etti. Herhangi bir sorun yok. Şöyle bir şey yapalım. Biraz daha oynayalım bununla beraber. Plugin diyeyim. New banner plugin dedim. Ya da şöyle yapalım. List iPlugin plugins new iPlugin. Bakın içine new banner plugin RSP de bu. New payment plugin, pardon, Hyperbank LSP, evet, gayet güzel bence. Şuraya da şu generiği ekleyelim. Evet, şu anda bir tane liste oluşturdum ve iPlugin'ler var. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Klasik yöntemle yapalım. Bir for each oluşturalım. Plugin, plugins, plugin nokta install. Çok basit. Bunları yapsın. Sonra gitsin bir de uninstall etsin. Ayrı ayrı çalıştıralım bunu. Aynı yerde çalıştıralım. Ya ayrı ayrı çalıştırmıyorum ya. Aynı yerde çalıştıralım. Çok önemli. Şuraya bir tane plugin run it. Çalıştık. Çalıştı ya. Şimdi işimiz bitti pluginle. Uninstall'larını çalıştıralım. Bakın. Ne kadar basit. Gördünüz mü? Birbirlerinin yerine geçebildi. Hepsi aynı nesne zaten. Tıkır tıkır ne yaptı? Çalıştı. Çalıştırıyorum. Banner plugin install, plugin run it. Banner plugin uninstall. Hyperbank plugin install, plugin run it. Hyperbank plugin uninstall. Gayet güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde plugin based bir uygulama geliştirebilecek halde bir yapı geliştirdim. Tabii daha da geliştirilebilir bununla alakalı. Evet, risk of substitution'ımız da bu kadar sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sosyal medyadan önemli olan nokta şu. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan özellikle, Facebook'tan ve YouTube'dan. YouTube'dan tabii kanala abone olmalısınız. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayındaki canlı yayın bildirimlerini kesinlikle kaçırmayın. Tavsiye ediyorum. 2 Şubat'ta bir eğitim etkinliğimiz var. O etkinlikte başlayacağız ve göreceğiz. Bu etkinlikle beraber yine çekilişlere başlıyoruz. Şurada çekilişleri kaçırmayın diye bir şey yaptım. 2-3 video sonra, 4 video sonra ya da 5 video sonra sürpriz bir şekilde çekiliş vereceğiz. Ve bu yıl çok fazla hediye dağıtacağım sevgili arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Yani kaçırmayın. Sürpriz hediyeler var, güzel hediyeler var, güzel sponsorlar var. Bu sponsorlukları değerlendireceğiz hep beraber. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar bir duyuru daha yapacağım. WhatsApp grubumuz tamamen kapatılıyor. WhatsApp grubuna katılmayacağız. Niye katılmayacağız? Çünkü artık Telegram grubumuz var. Bu videonun açıklamasında Telegram grubuna nasıl katılırsınızla alakalı ufak bir şeyimiz var, açıklamamız var. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Eklemek istediğim bir şey yok. Evet, bundan sonraki videomuz zaten interface segregation'la alakalı olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.